sizler sevgili konuklar Merve Göl'e geliyor. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Nasılsınız? Heyecanlı değildim ama şu an çok heyecanlıyım. Oturunca mı başladı? Beklerken başladı. Beklerken başladı. Merve Göl'e kimdir? 30 yaşındayım. 6 senelik evliyim. İzmir'de yaşıyoruz. İstanbul'uyum aslen. Beden eğitimi öğretmeniyim. Bir kolejde çalışıyorum. 2,5 aylık hamileyim şu an. Aa, Allah bağışlasın. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Amin. Kimle geldiniz? Kayınvalidem ve kayınpederimle geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Selçuk Bey. Tanıyalım Teşekkür sizleri. Teşekkür ediyorum. Ben Aynur Göl'e, emekli kuaför öğretmeniyim. Gelinime başarılar diliyorum. Onu desteklemek için geldim. Gelecek olan torunumun şansına inşallah hayırlı olur her şey. İnşallah. İnşallah. Selçuk Bey, hayırlı bir yarışma olsun. Gelinimdir. Kendisine şans getirmek üzere geldik. Hanımımın da dediği gibi torunumuzun şansına inşallah güzel yerlere gelir. Başarılar i̇nşallah, diliyorum. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili Merve Göl'e, hazır mıyız? Hazırım. Yarışma başlıyor. İlk soru. Sabah yataktan kalkan birini görünce düşünmeden sorulan anlamsız soru hangisidir? A. Kahvaltı eder misin? B. Kalktın mı? C. Yüzünü yıkadın mı? D. İyi uyudun mu? B şıkkı, kalktın mı? Son kararım. İkinci soru. Aldırmaz, umursamaz insanlar için kullanılan söz hangisidir? A. Hayalperest. B. Alaycı. C. Vurdum duymaz. D. Pimpirikli. Hayalperest değil. Pimpirikli kesin değil. C. Vurdum duymaz. Son kararım. Kazandınız sevgili Merve. Teşekkür ederim. İlk baraj geçildi. Eşiniz ne iş yapıyor? Eşim subay. Subay. Havacı subay. Yüzbaşı. Uçuyor mu? Efendim? Uçuyor mu? Yer subayı. Yer subayı. Çok güzel. Üçüncü soru. Havuç, mısır gibi iri yapılı yiyeceklerin tek lokmalık küçük ve körpe olan türleri hangi adlandırılır? A. Yavru. B. Bebek. C. Çocuk. D. Minik. Bebek havuç der miyiz? Bebek mısır, yavru mısır, yavru havuç, minik mısır. Yani süt mısır deriz. Yavru demeyiz, çocuk da demeyiz ama bebek gibi geliyor. Hani riske atmayayım. Seyirci kelime kullanabilirsem. Kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, havuç mısır gibi iri yapılı yiyeceklerin tek lokmalık küçük ve körpe olan türleri hangi adlandırılır? A. Yavru. B. Bebek. C. Çocuk. D. Minik. 10 saniye. B. %69 bebek demişler. Ben de B şıkkı diyorum o zaman. B. Bebek. Son karar. Teşekkür ederim. Ben her zaman diyorum seyircilerimiz yiyecek konusunda asla yanılmadı bugüne kadar. Sağ olsunlar. Dördüncü sorumuz geliyor. Daha çok eskiden kontrol kalemleri genellikle hangi renkte olurdu? A. Yeşil. B. Sarı. C. Mavi. D. Pembe. Eskiden, özellikle daha eskiden, çok eskiden. Daha çok eskiden. Bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok. %50'yi kullanayım jokerimi. Peki alalım ilk seçeneği sevgili Merve Göl'e. B sarı, D pembe. Ya, pembe garip geliyor bana. Niye pembe olsun diye düşünüyorum şahsen de.
Bazen hiç ummadığımız şeyler çıkıyor tabii. Sarı, şu an kırmızı ya da mavi diye hatırlıyorum. Yani şu an ben de kullanırım bazen. Sarı daha mantıklı geliyor. Allah'ım lütfen diyerek B şıkkı demek istiyorum. Sarı son kararım. Teşekkür ederim. Sesli sorumuz var, dinleyelim önce. Dinlediğiniz şarkıyı hangi grup seslendirmektedir? A. 5 yıl önce 10 yıl sonra. B. Beyaz Kelebekler. C. Cici Kızlar. D. Klips ve Onlar. Eurovision'a da katılmışlardı değil mi? Eskiden evet, annemler hep anlatır. Bir telefon jokerimiz var. 6. soruya geldik sevgili Merve Göl'e. Bakalım sorumuza. Sağınızda ayçiçeği, solunuzda çeltik tarlaları olan bir yerdeyseniz özellikle hangi bölgedesiniz demektir? A. Marmara. B. Doğu Anadolu. C. İç Anadolu. D. Güneydoğu Anadolu. KPSS'ye çok hazırlanıyorum bu aralar. Geçen sene pardon. İnşallah yanlış hatırlamıyorum. Marmara'da ayçiçeği ve çeltik dediğimizde mısır, pardon pirinç yanlış hatırlamıyorsam. Heyecandan unutuyor olabilirim. En çok Marmara'da yetişen şeyler bunlar. İç Anadolu kesinlikle değil. Güneydoğu Anadolu'da da pirinç. Süre bitti. Marmara, evet. A şıkkı Marmara, son kararım. Evet, bu doğru karar baraj sorusuna getirdi. Şimdi baraj sorusuna geliyoruz Merve Göl'e. İnşallah. Hazır mısınız? Hazırım. Merso adlı bir Fransızın Cezayir'de işlediği cinayetten sonra içine sürüklendiği kaderi anlatan Albert Camus romanı hangisidir? A. Zorba. B. Açlık. C. Yabancı. D. Yolda. En korktuğum sorular. Bir zamanımı harcamayacağım. Telefon jokerini kullanacağım. Telefon jokerini kullanıyorsunuz. Evet. Bakalım listenize. Mehmet Uzun, Sami Biberoğulları, Pınar Göle. Kardeşim Mehmet Uzun'u aramak istiyorum. Mehmet Uzun. Hı hı. Kardeşiniz. Evet. Ne iş yapıyor? Okulu yeni bitirdi. Şimdi askere gidecek. Hangi okulu bitirdi? Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü bitirdi. Kardeşiniz. İki kardeşiz. Mehmet Uzun merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Kardeşimle yarışıyoruz Merve Hanım'la. Evet. Baraj sorusu. Ve orada hiç zaman kaybetmeden ben Mehmet'e bir sorayım dedi. Hazır mıyız? Evet, hazırım. Mehmet, karakteri Mersold olan Albert Camus romanı hangisidir? Şıkları okuyorum. Zorba, Açlık, Yabancı, Yolda. Yabancı. Evet, Albert Camus romanı. Evet, Yabancı. Evet, Mersold. Söyledi. Özür diliyorum ben. Tamam, teşekkür ediyorum ablacığım. Yabancı. Tamam, teşekkür ediyorum. Son kararım C şıkkı. Eminim. Zaten söyleyip söylemediğini anlayamadım. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben İki kere söyledi yabancı ben... yabancı diye. Sanki... Duymadınız mı? Hayır, gerçekten duymadım. İkincisinden duydum. Ama nasılsa söyleyecekti yani. Şu belli ki çok iyi biliyor. Bilmiyorum iyi mi biliyor. Yardım aldı. Veya işte bağıracaktı bilmiyorum. Teşekkür kutlarım, 15 bin lira kazandınız. Ne teşekkür yapacaksınız? Teşekkür ederim. Hem bebeğin şansı, onun için harcayacağım. Ama daha üste çıkabilirsem başka hedeflerim de var. Güzel. Bir joker geliyor şimdi. Evet. Çift cevap hakkı. Bir jokerle devam edeceksiniz yolunuza. Evet. 30 milyonluk soru geliyor.
duaların sonunda söylenen amin kelimesinin kökeninin anlamı nedir? A. Doğruluk. B. Bağışlanmak. C. İtaat. D. Kabul. Öyle bir şey de konuşmuştuk arkadaşlarla geçmişte. Çok net hatırlıyorum konuştuğumu ama şey hatırlayamıyorum cevabı. Ama hani kendimiz dua edip amin dediğimiz zaman hani Allah'ım kabul et anlamında genelde söylüyoruz diye düşünüyorum. Ama bağışlanma duygusu bizim hani İslamiyet'te de genelde korku kültürümüz olduğu için Allah'ım hani sen ne yaparsan yap bağışla gibi öyle bir şey de olabilir. Ne kadar çok kullanıyoruz. Çok kullanıyoruz. Ama bilmiyoruz değil mi? Niye kullanıyoruz acaba? Doğruluk değil gibi düşünüyorum. İtaat de fazla sert bir kelime gibi geliyor bana İslamiyet için. Yani B ve D şıkkı arasındayım. Amin. Allah'ım şu soruyu ne olur doğru bileyim amin. Mesela niye derim? Kabul etmesi için derim. Hani şu an miktar olarak kaybedeceğim pek bir riske atacağım şey yok. O yüzden illaki çift yukarı hakkımı kullansam daha mantıklı gibi. Öyle yapayım. Çift joker hakkımı, cevap hakkımı kullanayım. Mümkünse. Peki. Önce hangisini söyleyeceksiniz? İlk olarak kabul çok yakın geliyor. D şıkkı kabul. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son karar. Hep yanılıyoruz zaten böyle kesin düşündüğümüz şeylerde. Tamam farklı bir mantıktan gideyim yani bu kadar. Doğruluk. Kelime kökeni. Amin. Amen. Amin. B şıkkı. Bağışlanmak. Emin misiniz? Olmamakla beraber eminim. Son kararınız mı? Son karar. Bilmediğim bir şeye de elendiğim için üzülmüyorum. Bildiğim bir şeye de elensem çok üzülürüm. Öğrenmiş oluyoruz böyle şeyleri. Evet, güzel bir yerde burası çünkü 15 bin kaybedecek hiçbir şeyiniz yoktu. Doğru değerlendirdiniz. Bebeği güzel güzel büyütün. İnşallah. Sağlıkla, sıhhatle, mutlu günlerde inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz.